Herkes hoş geldi. Az sonra sizde fevkalade güzel bir macera bir o kadar büyük hikayesine bakacağız. Suçu lisan olursak az sonra. Evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde. Beyler diyarına değil, şu güzel İstanbul'umuzda bir hırmız adım geçermiş. Hırmız adam padişahımızın cariyelerindenmiş. Fakat zamanla padişahımız sinirlenip cariyeleri kovup harimi de kapattıktan sonra bu hanımlar ne yapmış? Başlarına beni. Yani hayemin altına alıp bu çatı altında toplanmışlar. He, Hürmüz Hanım'a gelecek olursak. Hürmüz, Allah için gayet güzel, endanı düzgün, çalar söyler, güler oynar bir hatun kişiymiş. Öyle derler ki, bu hatunu bir kere gören bir daha görmek ister ve erkekler etrafında pervane misali dolaşırlarmış. Yalnız bu gayet namusuna düşkün, gayet musaf Hürmüz'ümüzün bir huyu varmış. İmam önünde şahitli nikah kıyılmadıkça hiçbir er kişi yüzünü dahi göremez. Ve gelin görün ki bu tadenin bir kusuru da varmış. Allah'ım her perşembede evlenirmiş ayol. Ay! Çekil ayol çekil. Hoş geldiniz efendim. Benim adım Ümit. İzin verirseniz ben konuşayım. Az önce masamıza başlayana inanmanız istemem. Çünkü masallar da daima abartılardır. Tamam birden fazla olduğu doğrudur. Ama inanın anlatınca az bile bilecek. Ayol hatunda 7 tane var. Hangi benden başladığında biterim anlatmayı? 7 koca mı? Yok deme haydanım sen de iyice abartma. Durun anlatmaya başlayayım da sizler de sayısına hakim olun. İlk koca. Berber Hasan. Salı günleri kendi evinde bekler seni. Paşa konağın da orta hizmetinde zannediyor. Haftada bir gün de izinli sanıyor yavrucak. Evet. Yürü gidip de geçinir gideriz. Salı halloldu. Çarşambaları da bekçi memonudur. Her gün nöbette zavallı. Bir çarşamba iznidir. Onda da sabahlara kadar küttük gibi uyur. Ne yapsın zavallı? Karakolda uykusu göstermezler ki memocuğuma. Ay aman. Göstermesinler de canım. Perşembe günü. Ay hallaç kocanın bilgisi. Ne yapardın kız o gelince? Süslenir, küslenir. Utumu elime alıp onu beklerim. Her gün içinde de bir iki mecidiyesini alırım dedi. Ay gelmedi mi Cuma'ya? Ay o Cuma'lar yok mu? O bet Cuma'lar. En belalı kocanın. Yani sarhoş ömeğin günüdür. Allah'tan ki kavgadan dövüşten ya hapishanede ya karakolda ya da meyhanededir. Ay 5 aydır yine içerideymiş. Daha da 2 sene yatacakmış. Yatsın aman ben de birazcık başım durdum. Gördünüz mü? Bu kadar işte. Aa dur ayol ne medeli unuttum canım. Ama onca adın günü saati yok ki. Fizan'da nedir çabuğunda. Nikahtan sonra gitti, gidiş o gidiş. Ne bir mektup ne bir haber. Aya ki bulası. Kız ister misin şehitçisi? Ay. Ay yok ben istemem. Ben de öyle. Çünkü dumlaşık demedim. Oysa ki şimdi her ay askerlik şubesine gidip yiyecek bedelini ve tütün paramı çıtır çıtır alıyorum. Ay Allah ne bedelim uzun ömürler versin. Amin, amin. Gördünüz mü? Bu kadar işte. Üstelik haftanın 2 gecesi yalnız bile kalıyorum. Ah yazık. Tamam. Hürmüzcüğümüze haksızlık ettik. Elbet var canım bu kadar kocanın sebebi. Padişah bizi kovduktan sonra ne yaptık ayol? Bu çatıda toplandık. Yani. Bu çatının da masrafları var. Bir ayda 500 kuruştan aşağıya dönmüyor mu kız? Dönmüyor. Dönmez. Ben de her ay başı 500 kuruş getirebilecek tek bir koca bulamayınca her ay başı 100'er kuruş getirebilecek 5 tane koca buldum. Ve hesabı tutturdum. Ay laf aramızda. İleride hayat pahalılaşacak diyorlar. O günleri görecek kadınların hallerini düşünüyorum da acaba kaç kadar? Komşumuz kılavuz sahibine dalgalıyor. Aman çene çaldığınızı görmüşsün. Ben sizin gıybet olurum diye yine başımı ekşe. Ben içerideyim canım. Ay Ömür. Gel Safina ablacığım gel. Kimse yok. Ay ne bileyim ben seninkilerden bir olayım dedim. Tövbe tövbe. Ben de öyle. Selamsız sabah pat diye damlıcık oldu ne güzel. Hepsi birbirinden terbiyeli bir adamcıydı. Ya ya. Hele anlat bakalım. Tersane elimden ne aldı? Ay kaptan yanık tutuşuyor. Hedesi nikahı basayım diyor. Diyor ama. Aması ne Safinaz abla? Ay Hürmüz. Biraz fazla kaçtı gibi geliyor. Üst üste 5 koca. Evlere şenlik. Hem oyun hem günah ayol. Nikahlı kocanın nesi günahmış Safinaz ablacığım? Ay yani sen şimdi bu adamı varacaksın. Niye durayım ayol? Aslan gibi adam. Kevlerimizde ayda mı geliyormuş İstanbul'a? Allah sana kolay.
Yok, bir gitti mi? Bekle ki gelsin sonra. İmam Efendi Selim'in Ömer'le evli olduğunu bilmiyor mu çok zeki hanımefendi? Sen al bu kirli, ver İmam Efendi'ye. Ömer'in öldüğü yazısı. Sarhoş Ömer öldü ha! Ay yok kız, sahte okuyor. Nüfus memuruna mı dağıttım? Aldım rüşvetle. Kim bilir kaç mecidiyeye? Tek bir öpücük. O da yaşmağın üstünden. Ay hadi koş kapına şartlarını söyle. Ay ne şartı ne gülüm, ne şartı? Ne şartı olacak ablacığım? İki dişi birlik, bir servis sandık, iki ferace, bir atlas yorgan, ayda da beş mecidiye. Senin kılıklığın da ayrı. Ay ne alem hatunsun be? Ben senin mutluluğundan başka ne isterim? Hadi hadi durma. Sonra gel de şöyle bir güzel düğün yemeği hazırlayalım. Konu komşuyu toplayıp eğleniriz akşama. Ay iyi tamam be. Ay adosla. Hiç böyle istedi hatun görmedim. Kadın üst üste dolmasalar gibi nikahlıyor be. İftira etme. Dolmasar mısını hiç bilmem. Evlenmektir benim için. Aa, nerede benim bilmeyim ayol? Yedi havamda yedi kilo ceviz kırmış kılavuz saatine ama kaptan
kaptanı müzeye götürmüştür şimdi. Önce İmam adı Sarhoş Emir'in övdü yazısını. İmam efendi iki mecidiyeyi avcuna, iki şahide karşısına koydu mu kıyıverir nikahı. Ve çiçeği burnunda damat Hızır Bey'iz, akşam namazını mahallenin camisinde kıldıktan sonra hürümüzün evinin yolunu tutar. Tuttu tuttu ve bakalım o tuttuğu yerde neler oldu. Efendim. Uy, Hürmüz Hanım. Ben adamı yerim be.
Geç otur bakayım şuraya. Paraları alamadan gideceğiz yani.